Oğlum bir sigara ver bana, kül tablosu göster. Alo. Selamun aleyküm. Hadi abi nasılsın? İyiyim abicim, seni sormalar. Allah razı olsun. Çok iyiyim. Nasıl orada atmosfer nasıl? Neyse, ortalık yangın yeri bırakacak. Ama abi delikanlılıkta böyle bir şey var mı abi? Ya ben çözemedim açıkçası. Sana şöyle söyleyeyim, sen haklısın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhabalar Sedat Bey. Öncelikle röportaj teklifini kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek bundan bilmiyorum da size feda olsun kardeşim. Devletin rahmine ilk düşüşü Sedat Peker'in Susurluk sürecidir. Susurlukçular derken bilinmez bir yere gönderme yapmıyorum. Basbayağı adıyla sanıyla söylüyorum. Veli Küçük'le temas kurmuştum. Benim için şeref kıymetli kardeşim. Benim için şeref kıymetli kardeşim. Belki benim devletle ilk tanışma fikrimi anlatmam biraz saçma gelebilir. Ama ben devleti ilk gerçekten o zaman hissetmiştim. Bir gün 16 yaşlarında filanım, yanımda bir arkadaşımız var. İşte yolda gidiyoruz. O zaman böyle eşkıyalık çok fazla var. Kanunlar filan çok uygun değil. İki tane adam arabadan indi. Akşam 5-6 saatleri şehrin içinde kızı kaçırıyorlar. Arabaya zorla bindiriyorlar. Ben sırtından tuttum, boksör olmanın da verdiği özgüvenle emanet çıkardı. O zamanlar böyle bıçak taşıma, bir şey taşıma, çok şey. Bıçağı salladı. Bıçağı sallayınca şöyle bir geri durduk. Orada demesi ayıptır. Şiddeti kimseye önermiyoruz. Ama mecbur kalındığında şiddetin her zaman gerekli olduğuna inananlardan ve savunanlardan oldu. O zaman park yapılmaz şeyleri vardı. Altına beton dökerlerdi. Elim onu aldım.
sonrasını tahmin edebiliyorsunuzdur. Etraf kırmızı renge büründü. Atmosferin değerli renklerinden biri olan, gerektiği de değerli olan ama. Sonra polis geliyor dediler, biz kaçmaya başladık. Polisler geldi, biz inşaatın içindeyken yakaladılar. Karakolda çok yakın, 100-150 metre falan. İçeriye girdik, tabii biz başkomiser İsmet'in adını duyunca aklımız yerinden çıkıyor. Çünkü bir özelliği vardı, yaz kış sova yakardı, namussuz bir adam geldiğinde indirirdi pantolonu, sobaya oturturdu. Sonra da elime melemi verirdi, sürlerdi bu melemi kendi, çok affedersin arka tarafını. Sen kimsin dedi bana. Dedim efendim ben mahallenin genciyim, alttan alıyorum. Hani hiç agresiflik yapmaya gerek yok. İsmet Bey'i de kazandığına uğramaya gerek yok. Dedi hayır dedi, sen dedi mahallenin genci değilsin. Kim dedim efendim, sen dedi bekçisin. Olur dedim efendim, benim işim sana yok, ben bekçiyim dedim. Ben kimim dedi efendim dedim, siz bizim mahallemizin başkomiseri İsmet Bey'siniz. Hayır dedim. Eyvah dedim ya, tam çattık. Hani psikopat adam yani. Şimdi ben ne diyeyim? Kimim ben dedi. Efendim dedim, başkomisersiniz. Ben de dedi bekçi. Sen dedi, bekçilik görevini yerine getirdin. Sen dedi, şeref sahibi bir adamsın. Benim devleti tanımam ki bana ne büyük şeref. Vallahi billahi başkomiser İsmet sayesinde oldu. Mekanı cennet olsun. Yani şimdi Sedat Peker'i duyanlar hayret ediyor olabilirler. Birdenbire sanki Mehdi gelmiş gibi yani. Böyle değil. Sedat Peker 30 yıldır Sedat Peker. Sedat Peker yeni bir figür değil yani. Genç, diğerlerine göre genç. Çünkü çok genç yaşta suç ilişkileri ve suç dünyasının içine girdi. Şimdi çatışma meselesi olduğu zaman bir kavram bize kendisini hatırlatıyor. O da vijilantizm. Vijilantizm, devletin otoritesinin olmadığı yerlerde kendisini devlet adına hareket etmekle yükümlü kılan, kendi dar bölgesinde ya da komünitesinde güvenliği sağlama hakkını kendisinde görmüş olan, dolayısıyla kanuni sorumluluğu olmayan, yetkisi de olmayan aslında insanlar. Maalesef bu türden suçların ve iklimin oluşmasında resmi hoşgörü devreye girer. Bu önemli bir iklimdir. Ben buna milli mutabakat hali derim. Bu türden işlenen suçlar da milli mutabakat kapsamında işlenmiştir. Çünkü polis görevini yerine getirmez, asker görevini yerine getirmez, ona karşı suç işlenecek kişilerle ilgili gerekli koruma görevi yerine getirilmez. İklim oluşmuştur. Artık geriye zaten bu suçu işleyecek birilerinin çıkması kalmıştır. Ne güzel bir poz var. Sen de gülerek bu sopayı çoğunlukla siyasi iktidarlar kullanırlar. Bazen de bu sopa devrinde yazan iktidarlara karşı yeni gelecek olan iktidar namzetleri tarafından işlevselleştirilebiliyor çeşitli mekanizmalar üzerinde. Ben 93 yılında Rize Ülke Ocakları'nın mensubuydum. Sedat Peker'i ben o zaman duydum. Bizim ocağı ziyaret etti. Bizim ocak binamız Rize'de belediye binasının yanında ve 5 katlı binanın 5. katındaydı. Yanlış bilmiyorsam artık o an ocakta ne kadar genç varsa ocağa çıkan merdivenlerin her iki yanında ortasından Sedat Peker geçik şekilde arkadaşlarımız beklediler. Sedat Peker'in o gün ocakta olduğu zaman ben oradaydım. Dedim ya mafya bu mu ya? Bu genç adam öyle hatırlıyorum ya. Bu o zaman çünkü tıraşlı genç bir insan. O da bana dedi ki avukat gel. Şu müziğin fonunu biraz açar mısınız? Çok az ama lütfen. Ya o zamanları hiç sorma kardeşim. Allah etmeye. Allah etmeye. Ya şimdi nasıl anlatalım ki? Öbür türlü anlatsak gençleri şiddete özendiriyor derler. Yani hiçbiri kırmadan, aralardan faydalı olacak şekilde anlatmaya gayret edeyim. Herkes kendine bir yol tercih etti. Ben kendi denklemlerime baktım, yeteneklerime baktım. Bir de diğer türlü hayattan çok sıkılacağımı düşündüm. Çünkü ruh adam psikolojisi o zaman oturmuşsun içine. Şunu biliyorum, zekam silahı takip ederse hayallerimi gerçekleştiremeyeceğim. Ama silah
aklımı takip ederse hayallerimi gerçekleştirebileceğim. Benim bir huyum var. Ben ne yaparsam en iyisini yaparım. Şimdi çocuğum, baktım hikayeye. Ulan yok şu abi, falan kes abi, filan kes abi. Böyle isimli tipler her yerde, her şehirde, her mahallede, her bölgede. Şimdi bunların saygılarını kabul, kendini kabul ettirebilmem mümkün değil. Ben de her mahalledeki genç, onurlu, şerefli, cesur, benim yeteneğim vardı. Para da bulabiliyordum o yaşta da. Mesela hepsine bir araba alıyordu, işte kıyafet alıyordu. Deniz Aykut'un birkaç tane de silah alıyordu. Diyordum kendi kaderinizi çizin. Tüm bölgelerde örgütlenmiştim. Tüm bölgelerde. Şimdi bu hikayeler böyle giderken tabii olayın içinde şiddet işleri de anılmaya başladı. Yok şurada işte bir olay olmuş, şurada bir olay olmuş. Bir takım isimler geçiyordu. Sedat Peker o zaman sokak işlerini yapan bir unsurdu ama pek ciddiye alınan bir karakter de değildi. Ama sonradan öğreniyoruz ki başka bir takım işte suikastler konusunda da görevlendirilmiş, zaman içinde yetiştirilmiş bir unsurdu. 90'ların birinci yarısından itibaren adım adım Sedat Peker İstanbul Bağdat Caddesi, Göztepe, Maltepe küçük yalı hattından doğar. Ülkücü hareket içerisinde bulunması aynı zamanda sokak kabadayılığı birbiriyle birleşmiş Sedat Peker gibi bir kültü ortaya çıkarmış. Sedat Peker 90'ların ilk yarısında artık Susurlukçuların dikkatini çekmiş bir figür. Bunu 94 desek 95, 96, 97'de hep şöyle duydum ben Sedat Peker'i. Sedat Peker Rize'nin örneğin Gündoğdu beldesinde, ilçesinde buzdolabı dağıtıyor vatandaşa. Tam bir Robin Hood hikayesi. Çünkü ben kendimi hep bir kitap yazarı olarak tanıtıyordum. Hayatımı son ana kadar öyle bir hayat yaşayacağım ki diyordum. Tüm dünyanın saygısını finalde inşallah kazanacağım. Devler gelir, devler gider. Bir dev kalır, o da Sedat Peker. Sonra şunu biliyorum. Adım adım Rize sokaklarında Sedat Peker'e sempatinin arttığını, onun adamlarının gözle görülür hale geldiğini, bazı büroların olduğunu, böyle hani nasıl okursan okula, okumazsan tamirhaneye gibi bir ismiş de babamız derdi, okudun okumadın, okumadın lastikçiye veriyorum seni. O da yoksa üçüncü senek Sedat Peker'e veriyorum seni gibi bir durum. Yani okudun okul, okumadın lastikçi, o da değil Sedat Peker gibi bir durum doğmuştu yani. Şu an siyaset yapan bu çok arkadaş, o dönem bizim gençlik, çocukluk arkadaşımız. Sonra o çocukların içinde başarılı olanlar oldu, başarılı olamayanlar oldu. Hain çıkanlar oldu. Hain çıkmayan vefalı olanlar oldu. Yani ben bugüne ait değil. Çocuk yaşımdayken herkes bilir. Yani ülkeyi yöneten tüm cumhurbaşkanların, başbakanların ya kardeşiyle, ya eşiyle, ya kendisiyle hep arkadaşlık yaptı. Yani bu bugüne ait işte öyleymiş, böyle bir şey değil. Yani devlet denince Türkiye'de halkın anladığı, gördüğü, bildiği şeyle Batı'da, Avrupa'da halkın gördüğü veya anlamak istediği şey birbirinden farklı. Ben buna sonradan vakıf oldum. Mesela İngiltere'de bir insan devlet nedir diye birisi sorsa eminim Times Nehri üzerindeki köprüyü gösterecektir. Veya işte Başbakanlık Down Street'teki odayı gösterecektir. Tabii devletin bizde geleneksel olarak anlayış tarzı çok farklı. Bir defa müspet olandan başlayalım. Yani devlet bir kurum, bir organizasyon. Herkesin bir devleti olmalı. Devlet bir anlamda bir ihtiyaçtan neşet ediyor. Ve bu ihtiyaç toplumun kendisini güvende kılma ihtiyacı. Onlar bir araya gelip bir yapı kurarlar. Bize göre devlet çeşitli kriz anlarında onu yönlendiren, dalgalardan kurtaran bir sağduyu olduğunu atfediyoruz. Biraz da devletin bir şekilde topluma zerk ettiği bir algı. Yani merak etmeyin, zor anda da
bizi kurtaracak bir akıl var. Sizi sevgiyle, saygılarımla selamlayarak... Devlet geleneği diye bir şey var. Bu gelenek eğer siyasi yapıları başarılı kılıyorsa, yani toprak bütünlüğünü muhafaza ediyorsa, egemenliğini muhafaza etmeyi başarıyorsa veya işte iddia ettiği gibi ulusun çıkarını maksimize etmeyi başarıyorsa, bu devlet geleneğinin işe yaradığını, bürokrasinin işinin yaptığını gösterir. Ben de yani dualarımdan bir tanesi odur. Allah kimseyi devletsiz, vatansız bırakmasın diyorum. Çok şükür bizim bir devletimiz var. Çok şükür bizim bir vatanımız var. Kafkasyalı Karadenizli bir Türk ailesinin çocuğuyum. Bizim kültürümüzde genelde devlete karşı ayrı bir hürmet vardır. Çünkü daha evvel yurt kaybetmiş olan insanlar çok eski tarihlerde de olsa devlete karşı ayrı bir üstünüzan içerisinde olurlar. Çok ufak yaşlarımızdayken hafta sonu okul olmadığında geç saate kadar annemiz babamız kalmamıza izin verdi. O zaman tek kanalın olduğu dönemler İstiklal Marşı söylenirdi. Televizyon kanalı geç saatte kapanırken. O zaman biz ufacık çocuktuk, uykumuz vardı. Ama ne olursa olsun hem annemiz hem babamız, mekanları cennet olsun, bizim hazır ol vaziyetinde ayaktayken İstiklal Marşı'nı dinlememiz isterlerdi. Çok uykumuz var. Tabii çocuk aklımızla anlamıyoruz. Belki dedim ya, ilkokula bile başlamamışız. Neden bu kadar eziyet ediyorlar diye düşünüyordum. Yayınımız haberlerle sona erecek. İyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın. Kalk alon! Sastroj! İyi ya da kötü, dünyadaki bütün sistemlerde bir vesayet kavramı vardır. Demokratik olsun veya olmasın. Çünkü oyunun kuralları ve bu oyunun sınırları konusunda söz söylemesi gereken bir üst otorite vardır. Bu aslında sistemin içerisindeki egemene tekabül eder. Fakat bizdeki devlet geleneği denen şey aslında biraz garip. Özellikle tek parti döneminden itibaren Türkiye'de devlet ceberut bir varlık. Yani halkına tepeden bakan, halkına benim dediğim gibi inanacaksın, benim dediğim gibi yaşayacaksın, benim dediğim kadar siyaset yapacaksın, benim arzu ettiğim şeyleri söyleyeceksin veya söylemeyeceksin. Sen bana tabisin. Ben bir kavram meydana getirdim. Sen o kavram içerisinde kendini bulacaksın. Hatta Necip Fazıl'ın güzel bir şiirinde anlatılır. Jandarma denen o ceberut, çatık kaşlı zat. Millet devleti jandarmada görmüş. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara, Türk silahlı kuvvetleri... Ve biz modern devleti inşa etme aşamasında, yani 200 yıllık serüvenimizde Weberian anlamda modern bir devlet kurmayı beceremedik. Bunu kurmayı beceremedik çünkü sürekli olarak milli güvenlik meselelerini, olağanüstü halleri ve önlem alma zorunluluğunu bir iktidar kurma ya da iktidara gelme vasıtası olarak kullanmamız. Kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Daimi olağanüstü hal, hiç bitmeyen olağanüstü hal, yeni düşmanlar ki bunların çoğu zamanı geldiğinde yenilebilecek düşmanlar olarak seçilir ve bunun tepesinde mutlak bir otorite. 1980'lerin karanlığından Türkiye'nin kurtulmasında Sayın Kenan Evren'in büyük rolü olmuştur. Çok büyük rolü olmuştur. Bu da beraberinde sürekli olarak kendi kendisini yağmalayan, sürekli olarak kendi kendisini mağdur eden, kendi kendisiyle kavga eden bir toplum yaratıyor ve insanların sürekli olarak kendilerini otoriteye karşı makbul şekilde sunma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Makbullüğü ölçen cihaz varsa eğer, o da işte o iç düşmana karşı hararetli bir şekilde kendinizi ortaya koymanızdan geçiyor. Bu bugüne mahsus bir durumda değildir. Sebahattin Ali'nin öldürülmesi de buna benzer bir meseledir. 6-7 Eylül'le katılımları da buna benzer bir meseledir. Orada devletin rolü vardır, kontrol gerilleme eylemi vardır. Ama sokağın katılımı da bu motivasyonla birleşir. Yani devletin olmadığı yerde, devletin aciz görüldüğü yerde devletin görevini yerine getirmek. Bir tür vatandaşlık görevi. Yapma abi. İçeriye, Allah'ım, senin ateşin içeriye, ben de.
bütün bu geçmişteki suçların tek aktörü devletin o zamanki yöneticileri değildi. Bu toplum öyle veya böyle çeşitli fay hatları üzerinde duruyor ve o fay hatları belli kırılmalar yaşadığında toplumsal bütünlük ortadan kalkıyor ve Durkheim'in tabiriyle bir anomi yaşanıyor. Mesela ben Seyit Rıza'yla ilgili videolarda şey anlatınca bana hep şey dediler. Ya işte şöyle bir. Lan oğlum adam namuslu adam. Bunu kabul edecek bir düşman. Başüstüne düşman. Biz Atatürk'ü sevmiyoruz. Biz Atatürk'ü takip ettik. Çocukluğundan beri. E tamam. Bana ne olup adam ölürken onurlu sövülmüş. Adama demişler tek isteğin ne? Demiş ki çocuğum benden geç. Önce onun acısını bana göstermeyin. Ya kasıtlı adama gözünü açıp öldürmüşler, asmışlar, seyrettirmiş. Ya bu namussuzluk. Ya adam bak asıl davranış nedir biliyor musun? Vallahi biliyorum ben orada olsam ne yapardım biliyor musun? Asacağız düşman. Mahkeme haber vermiş. Bir isteğin var mı? Var. Nedir? Çocuğumu benden sonra alsın. Bu bir istek sayılmaz. Bu bizim insani, ahlaki, vicdani görevimiz. Başka bir isteğin var mı onun evlenmemiz? Ulan yap da bunu. Tarih seni bu şerefle alsın. Yap da. Şimdi bu serüvenin içerisinden söylemek istediğim şu. MHP'lilerin çok kullandıkları bir slogan vardı. Devletin başına devlet gelecek. Devletsiz kalmayalım, devlet eksik etmeyelim. Ama devlet benim inancımda baba falan değildir. Devlet anadır aslında. Anne ve babanın farkını devlette görebiliriz. Devlet baba olursa dövüyor, sövüyor, eziyet ediyor. Saçını şöyle kes diyor, kulağına küpe takma diyor, şunu yap diyor, bunu yap diyor. Çocuk bir kaçıyor dayağı yedikten sonra bir daha babasına dönmez. Ya adamları ya Türkçe konuşmayı yasakladılar. Ben o zamanki aklımla bak yemin ediyorum. Lan bu manyaklık. Yani sen bu adamı bana isyan et diye bunu yapmıyorsun. Ya, akıllı bir adam bunu yapmaz arkadaş. Türkçülük ve İslamcılık söz konusu olduğunda ister istemez Kürt meselesi daimi hale geliyor. Çünkü bu her iki ideoloji de Türkiye'de farklı bir etnik ve ideolojik hattın örülmesine müsaade edemez, tahammül edemez. Çok iyi hatırlayacaksınız bundan kısa bir süre öncesine kadar bırakın Kürt sorunundan söz etmeyi. Ülkemizde Kürt kökenli insanların bulunduğu dahi resmen kabul edilmezdi. PKK sorunu uzun yıllar boyunca reddedildi. Yani bir avuç çapulcunun hareketleriymiş gibi gözüktü. Fakat 90'lı yıllara gelince artık bu soruna esaslı bir çözüm bulma ihtiyacı ortaya çıktı. Bu aslında bir dönüm. Çünkü PKK 84 baskını ile beraber açıkça saldırılara başlayınca bunun karşısında devlette bir dönüşüm meydana geldi. Yani Refah Partisi'nin, SHP'nin, Doğru Yol Partisi'nin, ANAP'ın Kürt sorununa yönelik şu anda bile dile getirmeye birçok siyasi partinin çekindiği orijinal görüşleri var. Bu tabii siyaset kurumunun bu sorunu çözmeye niyetli olduğunu gösteriyor. Ancak Kürt meselesini bu şekilde çözme eğilimi sistem içerisinde bir tepkiye sebep oluyor. Bu millet uğruna, bu ülke uğruna, devlet uğruna kurşunu atan da, kurşunu yiyen de her zaman bizim için saygıyla anılır. Onlar şereflidirler. Bizim bu konuda söyleyeceklerimiz bundan ibaret. Mesela faini meşhuller konusu 91-95 arasında o döneme ait bir rapor hazırladı meclis. Bir araştırma komisyonu kurdu. Sonra o komisyondaki üyelerin her biriyle konuştum. Çok zor şeyler anlattılar. Çok kötü şeyler anlattılar. Vatandaşın devletine karşı bakış açısını bugün hala tamir edemiyoruz. O dönemi en iyi anlatan cümle aslında Süleyman Demirel'in cümlesi. Yani devletin rutinin dışına çıkması. Derin devlet olgusunu, 90'lardaki derin devlet olgusunu devletin rutinin dışına çıkması diye ifade ediyor. Manyak bir dönem. İyi arkadaşlar vardı.
kötü arkadaşlar vardı. Kahpeler var. Devletin içinde kahpeler var. Sayıları az. Ama devletin şanlı mücadelesini lekelediler. Kahpelik yaptılar. Her zaman söyledim. O zaman da söyledim. Bu yanlış diye. Terörü destekleyen de var. Savaşmak mı istiyor? Öldü. Bak burada bir sorun yok. Ben böyle düşünüyorum. Bana diyebilirsiniz ki faşist olmuşsun, devletçisin. Ne dersen de. Ben böyle düşünüyorum. Ama ya hiç adamın yanında annesi zaten dövülmez. Bir adamın yanında karısı soyulmaz arkadaşım. Sen bunu yaptığın an zaten bunun bitmemesi için her şeyi yapan adam senin yüzünden bitmiyor. ...1990'larda ben Yüksekova'daki köyümde idim ve biz o zaman devletin illegal teşkilatının doğrudan muhatabı oluyorduk. Yani bizim bütün çocukluğumuz ne zaman köyün basılıp ne yapılacağını bilememekle geçti. Bizim bütün çocukluğumuz işte Yüksekova çarşısında yürürken başımıza ne geleceğini ya da ebeveynlerimizin başına ne geleceğini kestirememekle geçti. Beka kavramı şişeden çıkınca vigilantistler bir şekilde kendilerini yetkili kılarak herhangi bir sorumlulukları olmadan tepki veriyorlar. Bizim galiba derin devlet dediğimiz mesele de aslında biraz bu. En basit anlamıyla devletle derin devleti birbirinden ayıran özelliği söylemek istedim. Mesela hepimiz kuzu yemeği iyi çok seviyoruz. Vejetaryenler hariç. Ancak kuzuyu yanımızda birisi kestiği zaman onu vahşi gibi görüyoruz. Bakmak istemiyoruz. Bu kesme diyor. Onu birisi orada kesiyor. Önüne pişmiş bir şekilde gelince güzel, sorgulamıyoruz. Dolayısıyla PKK ile yaşanan kanlı çatışma süreci vigilantistlerin gerek devlet içinde gerek devlet dışında bir şekilde örgütlendiği, birbirleriyle networkler aracılığıyla bağ kurduğu ve kendi eylemlerini beka adına, güvenlik adına meşrulaştırdıkları bir dönem. Yıl 1995. 1995'e korkunun yılı demek daha doğru olur. Gizli eller hareketlendi. Devlet içinde, devlet dışında garip gruplaşmalar belirdi. Kimi buna Gladio dedi, kimi Kontrgerilla diye isim taktı. Kimine göre de derin devlet harekete geçmişti. ...17-18 yaşlarında Cafe Vanessa vardı. Marmara Üniversitesi'nin karşısında. Bütün polisler oraya gelirdi. İstihbarat şube, terör şube. Biz de orada takılıyorduk. Genelde biz işte vatansever duyguları olan arkadaşlar. İşte orada bazı öğrenci arkadaşlarla... Hani sol virüs diyebilirim o arkadaşlara. Solcu da demeyelim de böyle örgütlü tipler vardı. Herkese eziyet ediyorlar. Kampüse esir alıyorlar, normal öğrencileri mahvediyorlar, şey yapıyorlar. Biz onlarla maceralar yaşardık, şey yapardık. Bazen bana sorarlardı hiç utandığım oldu mu diye veya belki siz de sorarsınız. O dönemki arkadaşlara şey demiştim. Lan adamlarla kavga ederken polisler de oradaydı. Polisler de onlara vuruyordu, biz de onlara vuruyorduk. Bu dedi, kalleşlik oldu. Bunu yapmamamız lazım dedi. Allah biliyor, halen daha içimdeki mesela mahsubiyet odur. Utanç odur. Şimdi burada devlet aklı dediğimiz şey, tabii devlet gerekli görüyorsa, şimdi bazıları söylüyor. Ben işte MİT'te çalıştım diyor. Ben emniyette çalıştım diyor. Devlet bize emretti. Faili meçhul cinayetlerdi, şuydu, Toros arabaydı, beyaz Toroslardı, yeşildi, kırmızıydı, şuydu, buydu filan. İsim vererek bunlar devlet adına savaştı. Devletin verdiği görevler hiçbir zaman hukuka aykırı olmamalı. Kimilerine göre Susurluk skandalı, kimilerine göre Susurluk kazası, kimilerine göre ise Susurluk suikastı.
Biz bunu devletin arınması için, belki hükümetlerin arınması için, toplumun beklentilerine uygun olarak bütün yönleriyle aydınlatılmasını istedik. Bu kazanın içerisinde geçen ilişkilerin yedi göbek ötesine kadar bir tane insan bulamazdın ki bu işin içinde olsun. 24 ayar altın. Fakat yanımızdaki ortağımız bu işin içinde. Eğer Sayın Ağar konuşma hakkını kullanmak isterse kendisine bu imkanı tanıyacağımızı ifade etmek istiyorum. Devletin bütün güvenlik aygıtı bir siyasal partide toplanmış gibiydi. O da Doğru Yol Partisi'ydi. Ve Doğru Yol Partisi iktidarlarına şu karar alındı. PKK'yı finanse eden iş adamlarının cezalandırılması. Bu devletin yasal yollarıyla, emniyet ve yargı yoluyla olamayacağı için yasa dışı yollar. Devletin bilgisi dahilinde ama onun güçleriyle değil. Böyle bir yanlışlar sakın ola ki bir daha girmeyin. Kulaktan dolma duyunlarla. Askeri timler, korucular, özel harekat hepsi aslan gibi görev yapıyorlar orada. İşlerinde Abdullah Çatlı var, Hüseyin Kocadağ var, Sedat Bıçak var. Sanıyorum Gonca'ydı ismi, bir kadın var. Şimdi tabii bu ilişki eskiden yaşanmış olan olayların bir röntgeni de diyebilirsiniz, açığa vurmuş halde diyebilirsiniz. Yani nasıl bir kaza ki bunun içerisinden ortaya konan şeyler geçmişte yapılan ve halen yapılmak istenen bir takım ilişkileri fahş etti. Yani çiban patladı, cerahat ortaya çıktı. Dolayısıyla 90'lar öncelikli olarak PKK'ya karşı her alanda mücadele etmek için devletin kolluk güçlerinin silahının uzanmadığı, devletin yasal sınırlarının el vermediği yerde bazı eski sabıkalılar, bazı itirafçılar, bazı kamu görevlileri ve bazı yeraltı organizasyonlarının içinde bulunduğu yeni bir ağla ama resmi hoşgörü içerisinde suç işlemesi. Her şey çok acayipti. Çok acayip. Mafyası da acayipti. Ama en güzel şeydi. 90'ların bir pop müzik akımı vardı. Türkiye'de bir daha bak 88'lerden sonra ve 90'lar. Ben hala da onları dinlerim biliyor musun? Vallahi diyorum. Acayip bir kaliteli o vardı. Geri kalan herkes manyak. Özellikle 2002 seçimlerinde eski Türkiye'nin bütün burjuva siyaseti böyle bir çat, bir iskeletin eskimiş, çürümüş bir binanın çökmesi gibi çöktü. Her biri suça, kire bulaşmış partilerin beraber kirlettikleri sistemle beraber çökmesiydi. Siyaset kurumu çok yıpranmıştı. Partilere, milletvekillerine, hükümetlere güven kalmamıştı. Daha ilk dönemlerde biz yolsuzluk araştırma komisyonu kurduk mecliste. Yolsuzluk, kökenleri, yapanlar, sonuçları vesaire. Üzerlerine gittik ve 55'e yakın çıkar amaçlı suç örgütünü biz batırdık. Bugün 4 Kasım sizler yönetemeyen bir demokrasiden yöneten bir demokrasiye geçiş için oy verdiniz. Yoksullukla da uğraştık, yolsuzlukla da uğraştık, yasaklarla da uğraştık. Bizi var eden sebepler bu üç konuda yaptığımız ciddi çalışmalar oldu. 2000 öncesinin yolsuzluğu, hırsızlığı, banka vurgunu, ekonomik krizlerini eski Türkiye'nin seçenekleriyle beraber tarihin ötesine attı ve yeni bir sayfa açtı. Devletin bütün kudretinin yasal alan içerisinde kaldığı, ekonomisinin öngörülebilir olduğu ve hukukunun da Avrupa İnsan Hakları müktesebatıyla uyumlulaştığı bir Türkiye'ydi. Sorunların parça parça adresi olmaz. Bütün sorunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak sorunudur. Özellikle bizim sol cenahtan arkadaşlar, işte bir takım liberaller AKP'yi desteklemeseydi şöyle olmazdı, yetmez ama evetçilik olmasaydı bu olmazdı filan. Elbette bunların doğruluk payı var. Fakat AKP başından beri adil merkeziyetçilik talep eden unsurlarla merkeziyetçi unsurlar arasındaki dengeyi çok profesyonelce yönetmeyi bildi. Kürt sorunu da bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Cezaevindeki HEP'li milletvekilleri serbest bırakıldılar. Siyasi iklime bir defa Kürtler kendi partileriyle katılabildiler. Daha liberal bir ortam söz konusu oldu. İki tarafta barış arayışından belli bir kararlılıkla çıkmıştır. Yani Dersim'den bahsetti, Mustafa Pehlivanoğlu'nun mektuplarını okudu. Yani o dönemlerde yapılan pek çok haksızlıkları dile getirdi. CHP'nin dile getirmesi gerekirken korktuklarını
AK Parti'nin başındaki insan çok cesur bir biçimde dile getirdi. 1938, Tunceli'den 11.683 kişinin sürüldüğünü belirten, 2.000 kişinin daha sürülmesini karara bağlayan Bakanlar Kurulu kararı. Rahatsız mı oldun Kılıçdaroğlu? Bu yetimhaneyi bizim Patrikhane'ye vermemiz lazım. Olur mu birileri? İşte dış şöyler bilmem neler. Bunlar eski kalıntılar. Tayyip Bey inanır mısın bana ne dedi? Dedi ki bunun hak olduğuna inanıyor musun sen dedi. %100 inanıyorum dedi. Ben de inanıyorum dedi. İstediğini yaptı. Onların yanında Milli Gençlik Vakfı'nın da Zehra Vakfı'nın da gayrimenkullerini iade ettik. 28 Şubat sürecinden sonra kapanmıştı. Yani biz hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. Benim için sadece hak önemli. Tayyip Bey için de böyleydi. Kardeşlerim, dünyanın değişik 135 ülkesinden buraya gelmek. Kardeşlerim, gurbet hasrettir. Biz gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Şimdi 2012'den sonra yaşanan bir takım olaylar ilk 10 yıllık süreçteki kararlılığımızı farklı şekilde etkiledi. Farklı şekilde derken olumsuz etkiledi. FETÖ denilen örgütle olan kapışmak. Lobiler oluşturacaksınız. Devlet kademelerini zorlayacaksınız. Başbakanlara kadar çıkacaksınız. Bakanlarla görüşeceksiniz. Siyasileri zorlayacaksınız. Fethullahçı çetenin Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk ve diğer yargılamalarını yapmasını sağlayan iklim doğdu. Bu iklim bizim daha önce derin devlet diye tanımladığımızı aşan bir başka hukuk dışı işbirliğini doğurdu. O da aslında bir tarikat ve bir cemaatin hiçbir hukuksal zeminde varlığı açıklanamayan, hiyerarşisi bilinmeyen, emri kimden aldığı ve nerede icra ettiği bilinmeyen bir yapının birdenbire iktidar olmasıyla sonuçlandı. Şimdi FETÖ'cüler, ben hayatımda 80'li yıllarda bana sorsam dünyadaki en iyi insanlardır. Bu kadar alçak gönüllü, bu kadar beyefendi, bu kadar ya sanki kusursuz gibiler. İnanamazsın. Ergenekon mahkemelerinde işlerinde o bir canavar çıktığını gördüm. Bu da yanına iki kişi almış. Show TV'de gizli çekim yapıyorlar. Adam diyor ki bunlar diyor Sedat Peker'in adamı. Şimdi efendim ben bu adamı yakalamışım. Kolunu kırmışım yetmemiş, bacağını kırmışım yetmemiş, kafasını kırmışım yetmemiş, kaburgalarını kırmış. Hani diyor ya AK Partililer, onlar paralel devlet. Baştan sona hata. Bu ilişkide devlet olan cemaat paralel olan AK Parti'ydi. Kendileri paralele dönüşmüşlerdi. Erdoğan'ın koltuğu dışında cemaatle geçirmediği neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Bir o koltuk kalmıştı, onu da 17-25 Aralık'ta çekmeye çalıştılar, ellerinde kaldı. Çekemediler. Sen ne diyorsun? Bu sabah bir şeyler, operasyon falan yapıyorlar. Bu Ali Ağoğlu, Reza Zerhat, Erdoğan neydi? Arkası çorap söküğü gibi geldi. Yani 17-25 tabii doğrudan başbakanı hedef alan, evlatlarını hedef alan, sadece bakanlar değil, bakanlar hakkında her zaman bir şeyler söylenmiştir. Ama doğrudan başbakana oğluyla ilgili konuşmalar vesairelere girince dur bakalım denildi. Ne oluyor? Bunlar ne yapmak istiyor? Bizim var ya ne bir olaydır. 10 yıllardır Bediüzzaman Said Nursi'nin hatırasını ve eserlerini istismar etti. 2014'ün ikinci yarısından itibaren AK Parti iktidarını ayakta tutabilmek için ciddi bir dönem geçirdi. Bu da 2014'ün ocağından Mart'ına kadarki dönem. Çünkü yerel seçimler vardı. Ve muhalefette bir Fuat Avni fenomeni de türemişti. Yani AK Parti yolsuzluklarla anılıyor ve yıkılacak. Evlatlar yetim kalırken bakan ve başbakan çocukları hortumculukla ustalaşıyor. Kutulara, yatak odalarına, vakıflara, banka hesaplarına milletin alın terini saklıyorlardı. Bilal yükselirken Hilal düşüyordu.
Rabia Bozkurt'u beraber yaptığımda şimdi AK Parti MHP'lilere saydırıyor. MHP'liler AK Parti'ye cezaevinde resmi çeken gardiyan arkadaşımızı sürgüne yolladılar ya. Her iki grup da bana saldırmaya başladı o dönem. Ben bir şey dedim. Şu an için bu Orta Doğu coğrafyasında ayakta kalabilmek için ihtiyaç lazım olan şey bu. Şu an bunun sağlanması lazım. Dinin, duygu, şey ve milliyetçiliğin tamamlayıcı etkin. Ya beka ya bela. Her ne olursa olsun bu seçimde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz. Ölümüne destekleyeceğiz kardeşlerim. Şimdi Peker düşman yaratma operasyonunun bir aktörüydü. Ve dolayısıyla da devletin nasıl düşman yarattığını, daha doğrusu yenilebilir, alt edilebilir düşmanları nasıl yaratıldığını çok iyi bilen biriydi. Her işi uzman yapar. Bakkal bakkallığını yapar, öbürü öbürünü. Ben bu işten uzmanım. Ben insanları şuna inandırdım. Ölebilirsiniz. İntikamımızın baki olduğunu, nefsimizin en acımasız duygularla dolu olduğunu burada buluşarak bütün herkese göstermiş oldunuz. Yüce Allah sizlerden razı olsun. Amin. Ülkemizin bekası, dini İslam'ın mübinin kurtuluşu. Düşmanlar ülkeyi çözdükçe parçalayacaklar. Hainler içeride şey yapıyor. Baskı altında tutmak lazım. Nasıl? İyi becerdim ama işte bak. Şimdiki aklım olsa yapar mıydım? Yapmazdım. Kötü bir şey yaptım ama iyi yaptım, becerdim. Meşru müdafaa hakkı doğduğu zaman biraz önce size dediğim şeyi yapacağız. Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız kardeşlerim. Onlara merhamet etmeyeceğiz. Onlar bizi o zaman... Allah razı olsun! İddetteki şairsel duruşa bak ya. Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız, kanlarınızda duş alacağız. Manyakça bir şey daha. Şimdi bir adım ben bunu der miyim şimdi normalde? Ama onu demek için, o iklimi oluşturmak için bir şey lazım. Bunu şairler bulamazlar ki kardeşim. Şimdi bir şaire böyle bir şey yaz desen adam nasıl bilsin toplumu korkutmak için ne demek lazım? Lan toplum düşmanı gibi oldum. Bir kesimin hepsi benden nefret etti ama şimdi seviyorlar. Kabul ediyorum. Meleke değil, melaike değil. Bu olay olmasaydı korku iklimi devam edecekti. Normalde her şey normal gidiyor. Yaptığımızı doğru. Ya bir de olayın dışına çıktığında manyaklığı görebiliyorsun. Ben niye diyeyim olup olup kanınızı akıtacağım, duş alacağım, onu edeceğim. Böyle bir fantazim yok ki benim. Bir de ben hijyeni çok severim. Üç gün bir açıklama yaptı, Interpol kararı. Tamam, devlet. O burası çözdü. Ya abi ertesi günü şey dedi ya. Pislik mafya babasını diyor. Yani bu ne diyor abi ya? Ama burada bir strateji mi uyguluyor? Başka bir şey mi? Ben ne dedim? Kızlarım için dünyayı yakarım dedim. Herkes araya girdi, herkesi tersledim. Yakarım. Daha neler yapacağım? Daha neler yapacağım? Neler yapacağım? Allah'a yemin olsun neler yapacağım.
Kur'an'a yemin olsun neler yapacak? Beni küçültmek istediler değil mi? Beni sileceklerdi. Herkese. Görüyoruz kim küçülmüyor. Şarkı sözleriyle anlatmak istedim. Anlamadılar. Hazreti kardeş dedim. Anlamadılar. Lan bir kitap okuyayım dedim arkadaş. Lan sineme çektim. Ne yaptılar tamam dedim. Ulan ben normalinde 99 senesinden beri ilaç kullanıyorum. Dedim ya uyuyan beni uyandırdınız diye. Eşimi aradım çocuğumun kafasına silah dayadıklarını öğrenim de ilaç bırak. O gün bugün ağzıma sürmedim hiçbir tanesi. Diyorum ya, akıla zekaya yenileceksiniz, göreceksiniz. Yorucu olmuyor, gergin olmuyor, ağrı yapıyor. Ama ağrılar içinde ameliyat oldu. Canavar sadece kendisini yemedi, her şeyi yiyip bitirdi. AKP kendi tabanının ideolojik motivasyonunu bile yedi. Bunu bile kullandı ve harcadı. Daha önceden geniş bir kütle olarak Türkiye'nin bütün nimetlerinden faydalanan devasa bir kitle vardı. Çıkar şebekesi vardı ve bunlar iktidarın etrafında öbeklenmişti. Fakat bu çıkar, yani pasta azaldıkça merkezdeki çekirdek çeşitli unsurlarını def etmek zorunda kaldı. Soru sorarsınız, sorunun cevabını alırsınız. Siz hüküm verecek makamda değilsiniz. Karşınızda oturan da herhangi birisi değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 2 yıl yönetmiş başbakan. Terörle mücadeleyi yönetmiş başbakan. FETÖ'yle yönetmiş başbakan. Dünyada bu ülkenin onurunu korumuş başbakan. Sayın Cumhurbaşkanı'nı desteklemişiz. Sonra dur. Biz dışarıda düşman. Herkes düşman. PKK düşman. FETÖ düşman. Mafyalar düşman. O düşman. Ne oldu mu dostlar da bize düşman? Tek başımayız. Dedim lan sen ölmeyeceksin arkadaş. İntikamını almadan ölmeyeceksin. Alacağım. Daha da alacağım. Vallahi alacağım. Yarın Sedat Peker bugünden daha zor bir duruma düştüğünde cezaevi, bulunduğu ülkeden sınır dışı edilmesi yahut susturulması söz konusu olduğunda eminim ki o albümün diğer sayfalarına geçeceğiz. O albümün diğer sayfalarında başka insanları Sedat Peker'le FaceTime'da konuşurken, buyur reisim derken, 32 dişi birden ortaya çıkarken, böyle rüyasına Evliyaullah'tan biri girmiş gibi düğün bayram ederken görüntülerini göreceğiz. Acaba kimler dövdürüldü? Acaba kimlerin yardım derneğine para istendi? Acaba yurt dışında hangi derneklere bazen silah bazen para gönderildi? Sedat Peker'in niçin 2017'de değil de 2021'de ortaya çıktığı sorusu önemli. Ben bunu yapının genel karakterindeki dönüşüme bağlıyorum. Birincisi bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Ekonomik krizden dolayı kaynaklar daralıyor. Kaynakların daralması biraz önce bahsettiğim ittifak içi ortakların birbirleriyle olan mücadelesini hızlandırır. Dolayısıyla o yapının, o makinanın, bu tasarımın üretebileceği başka bir sonuç yoktu. Şu anda o sonucu yaşıyoruz. Bulunabilecek bütün düşmanlar bulundu. Bunların çoğu yenildi. Kürtler yenildi, Ergenekoncular yenildi, laikler yenildi, mafya yenildi güya. Şimdi bütün düşmanları yendiğiniz zaman ve düşmanınız kalmadığı zaman, o zaman toplum sizin ne yaptığınıza tekrar bakmaya başlıyor. Aa, biz yoksulmuşuz. Yana yakıla iş arıyorum. Ve herkes ülkeden kaçmak istiyor. Bulunduğumuz ülkede hiçbir şekilde iş bulamayacağımı düşünüyorum. Geçinemiyorum ailemden destek almadan hiçbir şekilde. Ve hani ben kendim gittim çalıştım. Bu telefonu 4 yıl önce aldım. Bozuldu gittim yaptırdım. Niye? Çünkü yenisini almaya param yok. Cevap versene. Toplumdaki insanlar hep gerilim, gerilim, gerilim baskı. Lan bu adamların, bu gençlerin sonu iyi değil. Vallahi iyi değil. Görüyorum. Çünkü sen toplum olarak gençlere ne yaparsan diyor ki telefonunu çıkar. Ya yaşına saygın mı? Ulan manyak. Sen çocuk nasıl olur diye sana sorduklarında leylekler getiriyor diye bildiğin zamanı. Yarısının yarı yaşında lan 3 yaşında çocuk.
hikayenin tamamını biliyor. Lan senin zekanla onunki bir mi? Adam bilgi havuzunun içinde doğmuş. Bir elden gidiyor, hiçbiri gitmiyor. Vatan elden ya gitmiyor. Doğdum aynı hikaye, öleceğiz aynı hikaye. Pire deneyi var. Kişisel bir şimdi. Pireleri bir cam şeye koyuyorlar, biraz ısıtıyorlar. Çok zıplıyorlar. Sonra o yukarıdaki çıtayı indiriyorlar, camı indiriyorlar, indiriyorlar. Belli bir yere kadar zıplayıp alışıyorlar ya. Sonra o çıtayı kaldırdığında pireler üstü açık ama en son zıpladıkları yere kadar zıplıyorlar. Çünkü beyin o komutu alıyor. Haberdim yalan söylüyorsan. Fabrikaya iş bakmaya gittim. Orada kapının önündeki ekmeği aldım geldim. Adamdan rica ettim, dedim ki ben bunu dedim bizim tavuklarımız var onlara götüreceğim dedim. Yalan söyledim, getirdim. Eşim hiç üşenmeden onu yaptı, beraber oturduk yedik ya. Bu fotoğraf Bakanlar Kurulu'nda, ben başbakan yardımcısıyım, Tayyip Bey başbakan. Yani hoşuma giden bir fotoğraf. Şimdi siz güzel sordunuz aslında, ya bu kadar olan bitenden sonra bu fotoğrafın burada ne işi var diyorlar. Ben de güzel günlerin hatırası diyorum. Çünkü hala birbirimize karşı bir sevginin, bir saygının olduğuna inanıyorum. Zaman zaman sert konuşmalar yapılsa da, hatta beni rencide edecek düzeyde olsa da bizim hukukumuz çok eski. Burada önemli olan siyasetçilerin niçin yoksullaştığımızı halka bu mekanizmayı ifşa ederek anlatması. Yani biz milli güvenlik üzerinden iktidar kurduğumuz için, biz düşünce ve ifade hürriyetini ihlal ettiğimiz için, biz kendi içimizde elimizde fenerle düşman aradığımız için yoksullaştık. O kültürü bizi buraya getirdi. Geldiğimiz noktada yaptıklarımızla bugün yaptıklarımız arasında, yani çukurla tepe arasında bir farkı gösterebiliriz. Bunların muhatabı artık bugünkü sistemde, istesek de istemesek de Sayın Cumhurbaşkanı. Tek kişilik bir hükümetten bahsediyoruz. Ona da yazık, üzülüyorum. Mükemmel bir insan, bulunmaz bir insan. En azından çok güzel işler yaptı. Bu güzel işler hatırına keşke kendisi bu kadar yıpranmasa. Sen konuşurken yüzün gülerdi. Biz o gülen yüze hasretiz. Hiddet yok. Kime hiddet göstereceğiz biz? Milletim, yanlışlarım için senden özür diliyorum. Sen benim milletimsin. Ben sendenim. Sen affedeceksin. Ve ben bunu süratle düzelteceğim. Bana güven. Şimdi bunu sürdürmenin ekonomik ve siyasal ve toplumsal dayanakları olmak zorunda. AKP-MHP koalisyonu bunu umursamadı. O yüzden de altları sürekli habire kaydı kaydı ve şu anda elde ne onların tutunabileceği bir güç var ne de toplumun artık onları avuçlarının üstünde tutabilecek takati var. AK Parti sadece getirdiği yoksullukla, şu an toplumu karşı karşıya bıraktığı enflasyonla ve korkunç kayırmacılık, korkunç bir partizanlıkla anılmayacak. Asıl gidişinin sebebi bu da değil. AK Parti toplumun gerisinde kaldı. Milliyetçileşmiş, İslamcılaşmış, muhafazakarlaşmış toplum bile mevcut iktidarı avuçlarının üstünde tutacak güce sahip değil. Ne diyordu Fransız filozof Etienne de La Boetie? Tiranın tepenizde durmasından rahatsız mısınız? O zaman avuçlarınızı çekin. O zaten havada tek başına duramaz. Eğer hayatta olursa, yani oyunları bozabileceğimi düşünüyorum. Biz akit yaptık. Herkes gibi ben de geçmişte yalan söylemiş olabilirim ama akit yaptıktan sonra yalan söyleyen kahvedir, kahve kursağında büyümüştür. Olmaz. Sonum nasıl biter hiç önemli değil ama ben zaten intikamımı aldım. Şimdi sözüm üzere devam ediyor. Genç kardeşlerime de onu söyleyip kapatmak istiyorum. Umutlarını yitirmesin.
Kendileri neyi istiyorsa onu takip etsin. Zaten hayat çok uzun değil. Sonu nasıl olur olsun. Ama kendi kaderinin efendisi olsun. Yüce Allah'ın izniyle. Benim söylemek istediklerim bunlar. Turan'ı kuracağız. Vallahi şu ana kadar ilk defa böyle bir şey yok. Bunu yaptım diye de ne sıkıntı yaşayacağımı inanın bilmiyorum. Bunu kabul etmemin tek sebebi 5 tane birbirine benzemeyen genç arkadaş oldu. 40 yaş altı. Ve siz bu dostluğu, bu arkadaşlığı, bu ekip ruhunu oluşturmuşsunuz için. Yani bizim Türkiye'mizin ihtiyacı olan şey siz sağladığınız için ben samimi söylüyorum. Bunun isteğini kabul ettim.